İnsan ağzından çıkanlara dikkat etmeli. Söylediğiniz her söz hayat ağacında bir iz bırakır. Eğer sözleriniz su gibi ise onu yeşertirsiniz. Ama ateş gibi konuşuyorsanız bir hayatı yakabilirsiniz. Oh, vallahi Adnan Bey, ne yalan söyleyeyim, bu işler zor işler. Ama bu kahve kolaylaştırıyor her şeyi. Afiyet olsun. Kolay değil tabii, evlat yetiştirmek, baş gözetmek. Öyle vallahi. Efendim malumunuz, Allah'ın emri peygamberin kavli denmiştir. Oğlumuz hanım kıza gönül düşürmüş. Halis niyet karşılıklı alaka olmuş. Biz de nasipse işi tamamına erdirmek istiyoruz. Ne diyelim Salim Bey? Hayırlısıysa olsun inşallah. Ana babalık niçin var? Bu günleri görmek için değil mi ama? İnşallah Allah tamamına erdirsin diyelim. Hayırlı olsun efendim. Allah tamamına erdirsin. Evet inşallah efendim inşallah. Bizim tek evladımız Hakan. Acele ettik mi diye aklıma takıldığı oldu ama... ama Ayşe kızımı gördükten sonra iyi ki acele etmişiz dedim. Öyle öyle. Efendim rahatsız olmayın. Allah'a ısmarladık. Güle güle Salim Bey. Görüşmek üzere. Dünür. Yarın beklerim müsaitseniz. Hani hem rahat rahat bir kahve içeriz. Hazırlıkları filan konuşuruz. Ay çok iyi olur. Hadi hayırlı geceler. Görüşürüz. Güle güle. İyi geceler. Güle güle. Abla. Evet canım. Sen artık hiç gelmeyecek misin? Gelmez olur muyum Kerem? Elbette geleceğim. Ama sen yokken ben ne yapacağım onunla? Babam da gelmez. Yerleştikten sonra seni de alırım yanıma. Ha? Ne dersin? Bilmem. Ondan korkmana gerek yok. Hiç korkma. Ama kötü kötü bakıyor bana. Hiç sevmiyor beni. Kimse annesi gibi sevemez ki insanı Keremcim, kimse. Bakalım düğünde ne saçacaksın Adnan Bey? Ne demek o? Elde avuçtakini tükettik. Ne bitmez çeyizi varmış kızının ayol. Hanife, ne yapsaydık yani ele güne karşı? Aldığımız 3-5 tabak çanak, çul, çaput. Aman canım, gözümüz yok. Benim bu evde kimim var ki zaten? Yine başlama. Ben bilmem. Senin artist kızının borcunu ödeyemem ben. Yeter artık. Hasbinallah. İyi ya. Konuşmayayım ben hiç. Ne hakkım var ki zaten bu evde? Aman be. Amma geldiniz üstüme be. Amma geldiniz. Babası bir taraftan, kızı bir taraftan. Öf! Ay elim boş geldim ama kusura kalma artık. Aman canım. Ne önemi var? Buyur şöyle buyur. Ayşe kızım nerede göremedim? Aman dünü bildiğim mi var? Kim bilir nerede? Nasıl yani? Biraz serbesttir Ayşe kızım. Sağ olsun bizi pek dikkate almaz. Serbest mi? Ya ama duruluyor insan değil mi? Gençlik işte. Tuhaf, pek öyle görünmüyordu halbuki. Tabii canım, hani lafın gelişi. Yoksa gönül değil mi? Uçar uçar gelir,
Ve çiçeğe konar sonunda. Çiçeğe mi? Öyle değil mi ama? Bak, Ayşe o kadar çocukla gezdi, tozdu. Geldi sonunda Hakan'ı buldu. Değil mi ama? Ne? Dedim ya, serbesttir biraz. Ama maşallah, Hakan da anlayışlı çocuk. Ama Hakan böyle anlatmıyor. O yaşlarda insan gözünün önünü görmüyor tabii. Hem Hakan da kabullendikten sonra. Bunları söylemedi bana. Aman canım, söylenecek ne var ki? Bir iki küçük macera, hepsi bu. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bana müsaade. Aa, daha kahve içecektik. Ziyade olsun. Kahveden önce yapılacaklar var. Nasıl yani? Söze atmak gibi yani. Bu iş olamaz Hanife Hanım. Ay, pek üzüldüm şimdi. Ama ne çare, üvey annesiyim ben. Söz düşmez ki bana. Lafı ağzıma tıkayıverir hemen. Ama Sabahat Hanım, ne yalan söyleyeyim. Hakan oğluma için için acımıştım. Pek hayırlı düşündün. Artık zararı neresinden dönülürse. Adnan. Ha. Gerçi bana düşmez ama. Ne? Bugün Sabahat Hanım geldi. Evet. Ayşe bugün terziye gidiyorum diye çıktıydı. Anlatsana ya. Ama bilmem ki. Sonra dönüp dolaşıp ben suçlu oluyorum. Neme lazım? Sevimsiz bir mesele. Siz baba kız halledin, ben karışmayayım. Ya çıldırtma adamı, anlat işte ne oldu? Bugün onlardaymış, Sabahat Hanımlarda. Hiç yakışık almaz. Ama hadi gitti diyelim, bari bunu yapmasaydı. Neyi yapmasaydı? Sabahat Hanım Hakan'la bunu, ay nasıl söylesem, uygunsuz vaziyette bulmuş. Ne? Kızım olmaz, yakışık almaz, ne yapıyorsunuz demeye çalışmış ama Ayşe kadıncağıza çemkirmeye başlamış. Bana babam bile karışmaz, size ne demiş. Doğru mu bu? Vallahi günahı boynuna, Sabahat söyledi. Allah kahretsin, fazla oldu artık. Ayşe, Ayşe! Ben çıkayım da. Hayır, otur. Ne oldu baba? Bugün neredeydin sen? Ben mi? Hiç. Terziye gittim bir ara. Neden? Ne terzisi ha? Ne terzisi? Baba ne oluyor? Rezil ettin beni el aleme. Rezil. Baba anlamıyorum. Böyle mi yetiştirdim ben seni? Böyle mi? Sağlık. Hem git orada kırıştır, hem de bana tafra yap. Eyvallah. Odana git Ayşe. Seni bu evden kovmamam için odana git. Unut bu işi. Senin gibi evlada kına da fazla düğün de. Rahatsız ettim. Ayşe, onunla görüşebilir miyim? Tabii. Artık parmağımı sıkıyor. İstemiyorum. Hakan, lütfen. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Bitmiştir. Sen yaptın
değil mi? Aa, yazıklar olsun. Ben o kadar... Yılansın sen, yılan! Aa, benim evimde dolaşma o zaman. Bir şey oldu. Ha? Ayşe. 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 Ne oldu? Ne oldu abla? Ayşe. Ayşe. Ayşe, neden yaptın bunu? Başınız sağ olsun tekrar. Başınız sağ olsun. Zavallı genç yaşında. Necla Hanım, bu hatalar da gençlikte oluyor zaten. Ne hatası? Aman diyeyim. Ocaklardan ırak. Hamileydi bu garip. Hamile vah, mi? Vah. Ya o yüzden intihar etti Zahir. Vah. Ya. Hadi bakalım. Allah'a ısmarladık. Selametle hanımlar. Selametle. Yalancısın sen. O sinepe ablandan kurtuldum. Senin de yuvanı yapacağım. Merak etme. Yalancısın sen. Hep yalan söylüyorsun. Kes sesini. Kes.
Çık buradan! Hayır! Hayır! İstemiyorum! Seni istemiyorum! Git buradan! Seni istemiyorum! Git! Ne olur git! Git Halife. Buradan! Ya ne oldu? Sen. Halife! Ne Oğlum oldu? Bu evde istemiyorum! İstemiyorum! Ne oldu Halife? Git! Halife! Git buradan! Halife ne oldu? Halife! Halife! Hanife ne oldu? Ne oldu Hanife? Hanife, Hanife ne oldu? Hanife, Hanife, Hanife ne oldu? Ne oldu ya? Ne gördün? Söyle ne gördün Hanife? Allah'ım anlat ne gördün Hanife? Ne gördün? Ne oldu? Ne oluyor Hanife anlat ne oluyor? Bu koku da ne ya? Şu odadan geliyorum. Nedir peki? Bir kadın konuşamıyor. Ruhsal çöküntü içinde. Anladık da koku nereden geliyor? O hastanın dilinden. Dilinden mi? Ne demek bu? Kimse tam olarak anlayamadı. Sanki ağzında bir parça çürümüş et var gibi. İğrenç bir koku. Sanki dili çürümüş gibi. Hadi aç bakayım ağzını. Aman Allah. Dünya sözün sırtında durur. Konuştuğumuz laflardır. Dünyayı cennete döndüren de, cehenneme çeviren de. Gerektiği zaman dilinize kilit vurmasını bilin. Ama kalp gözünüz daima aç.